Surk Giragos Kilisesi Restorasyonu Surk Giragos Kilisesi, Diyarbakır'daki Ermeni kültürel mirasının en önemli sembollerinden biridir. 16. yüzyıla tarihlenen bu kilise, Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş ve zamanla farklı amaçlar için kullanılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri üs olarak hizmet veren kilise, Cumhuriyet döneminde pamuk ambarı olarak kullanılmış ve uzun yıllar bakımsız kalmıştır. Ancak 1960 yılında yeniden ibadete açılan kilise, Ermeni toplumunun tarihini ve kültürel mirasını koruma çabalarının bir parçası olarak 2006 yılında başlatılan bir restorasyon süreciyle yeniden hayat bulmuştur restorasyon süreci Türkiye'deki Ermeni toplumunun kaybettirilen tarihine yönelik bir talep olarak ortaya çıkmış ve mülksüzleştirme politikalarına karşı bir direniş simgesi haline gelmiştir. Surp Giragos Kilisesi'nin restore edilmesi Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Ermeniler arasında bu coğrafyadaki Ermeni geçmişinin Türk Devleti tarafından tanınmasına dair bir umut oluşturmuştur. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu restorasyon, Kürt ve Ermeni toplumları arasında toplumsal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Ancak bu restorasyon süreci Türkiye'deki siyasi ve sosyal zorluklarla doluydu. Ermeni sivil toplum kuruluşları kilisenin restorasyonu için Türk Devleti'nden finansal destek talep etti. Fakat Kültür Bakanlığı kilisenin müze statüsüne alınması şartıyla destek vermeyi kabul etti. Bu durum kilisenin dini işlevlerinin ortadan kalkmasına yol açacak ve devletin Ermeni geçmişini geri getirmeyi istemediğini gösteren bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Projenin toplam maliyeti 3.5 milyon dolara ulaşırken, düzenlenen bağış kampanyaları yetersiz kaldı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 milyon TL katkıda bulunarak projeyi tamamladı. AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konusunda bazı adımlar atıldıysa da 2015-2016 yıllarında yaşanan çatışmalar kiliseye büyük zarar verdi. 2016 yılında acele kamulaştırma kararı alındı ancak bu karar Danıştay tarafından iptal edildi. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından Surk Giragos Kilisesi 2019'da yeniden restore edilerek 2022'de tekrar ibadete açıldı. Bu restorasyon süreci Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasının korunması adına önemli bir adım olarak tarihe geçti. Diyarbakır tarih boyunca Batı Ermenileri için önemli bir merkez olmuştur. 1878 yılında Diyarbakır vilayetinde yaşayan 150 bin Ermeni özellikle şehrin doğu ve kuzey doğusunda yoğun olarak bulunuyordu. Erminler Diyarbakır'ı Dikranagert olarak adlandırıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda Diyarbakır'ı almasının ardından Ermeni kiliseleri camilere dönüştürülmüş, ancak şehrin çok etnikli yapısı 19. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. İkinci Abdülhamit döneminde kurulan Hamidiye alayları Erminlere baskı yapmak amacıyla oluşturulmuş ve bu dönemde Diyarbakır'daki Ermeni nüfusu ciddi şekilde azalmıştır. 1915'te başlayan soykırım sırasında ise Ermeni nüfusu büyük oranda yok olmuş ve geriye sadece bazı kiliseler ve kültürel yapılar kalmıştır. Bu mirasın en önemli sembollerinden biri olan Surp Giragos Kilisesi günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve yeniden ayağa kaldırılmıştır.